Selamünaleyküm değerli izleyenler. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamiyle ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, merhameti hepimizin üzerine olsun. Yeni bir haftada, yeni bir perşembe gününde, yeni bir Rahmetten Damlalar programında bizleri buluşturan, sizlerle kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bu hafta Rahmetten Damlalar programımızda inşallah Kur'an ve sünnet bütünlüğünü konuşacağız. Konuya dair bizleri aydınlatacak kıymetli hocam, il vaizimiz Mustafa Kumru hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz sayın hocam. Teşekkür hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Sizler nasılsınız? Hamdolsun hocam. Bizleri de iyiyiz. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, Kur'an ve sünnet bütünlüğünü konuşacağız. Öncelikle ben niçin bu konuyu konuştuğumuzu sormak isterim. Evet. Kur'an ve sünnet bütünlüğünü niçin konuşuyoruz? Sıfır savaşına gidelim hocam, tarihe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman Efendimiz şehit edilmiş. Hazreti Ali Efendimiz halife, ümmetin başında, başkent Kufe, şimdiki Irak, Medine'den Kufe'ye taşınmış. İslam coğrafyası böyle bir ortamda Cemel Savaşı olmuş. İslam tarihinin ilk iç savaşı diyebileceğimiz acı, hüzünlü böyle bir savaş olmuş. Allah'a şükürler olsun en az kayıpla atlatılmış. Sıffında iki Müslüman ordu karşı karşıya geliyor. Maalesef. Muaviye komutasındaki Suriyeli askerler, Şam valisi Muaviye, Hazreti Muaviye'nin komutasında Suriyeli askerler ve Hazreti Ali Efendimiz'in komutasında Basra, Bağdat sonradan kuruldu, Basra, Küfe ve Mısır'dan gelen İslam orduları ve halife Hazreti Ali'nin komutasında iki büyük ordu karşılaşıyorlar. Sıffın savaşı 3-3,5 ay kadar yaklaşık sürüyor. Ve neticede tam Hazreti Ali Efendimiz, ben çok detaylara girmeyeceğim, Hazreti Ali Efendimiz savaşı kazanıyor fiziken, komutan olarak kazanıyor. Kazanmakta iken Amr bin As'ın teklifiyle Hazreti Muaviye tarafından mızraklarına Kur'an yapraklarını takıyor Suriyeli askerler. Evet. Ve bu Musaf, Hazreti Osman'ın göndermiş olduğu, Şam'a teksirini yapıp göndermiş olduğu Musaf'tan bir tanesi, mızraklarına Kur'an yapraklarını takarak kaybetmek üzere olan isyancılar "La hükme illa lillah" diyorlar. Ve "Biz ey Iraklılar artık savaşmayı bırakalım. Allah'ın hükmüyle hükmedelim. Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun." Bu cümleler çok böyle güzel cümleler gibi geliyor ama Hazreti Ali Efendimiz bunun bir harp hilesi olduğunu, asileri bastırmak gerektiğini, birlik ve beraberliği sağlayarak savaşı neticelendirmek gerektiğinde ne kadar ısrar etse, emir de verse, kendi ordusu içerisinden yorulan asker ya da o dönem işte hariciyenin ortaya çıktığı bir dönem, seni karşı tarafa teslim ederiz. Hakemliği kabul et, hakem olayını kabul et, hakem bu meseleyi kabul et şeklinde. Araplarda da adettir malum haliniz, bir savaş öncesinde yapılırdı bu, savaşmamak için yapılırdı ama öyle büyük bir siyaset kullanıyor ki Amr bin As, bunu savaş sonrasında böyle bir şeyi kabul ettiriyor. Ve Hazreti Ali Efendimiz kabul etmek zorunda kalıyor. İki hakem. Bir taraftan Muaviye'nin hakemi Amr bin As, bir taraftan da Ebu Musa el-Eş'ari, ki Hazreti Ali de Ebu Musa el-Eş'ari'nin de çok da razı değil. Çünkü siyaset, politika, ticaret böyle iyi bir pazarlık isteyen mesele. Kabul etmek zorunda kalıyor ve hakem olayında Ebu Musa el-Eş'ari ile çadıra girdikten çıktıktan sonra önce Ebu Musa el-Eş'ari sözü alıyor. "Şu parmağımdaki yüzüğü çıkardığım gibi azlettim" diyor. Daha sözünü bitirdikten sonra hemen Amr bin As devreye girerek "Bu yüzüğü tekrar taktığım gibi tabiri caizse Muaviye'yi halife olarak seçtim"
böylelikle Allah'ın kitabıyla hükmettiğini düşünüyor. İşte bizim ikinci iç savaşımız diyebileceğimiz İslam tarihinde çok acı, daha sonra Hazreti Ali Efendimiz'in şehadetine, Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şehadetine kadar giden, Kerbela'mıza kadar giden, uzanan, bağrımızın yandığı, ciğerimizin yandığı bir mesele. Basit, sıradan gibi görünse de yıldızlı laflarla kullanılan bir cümle: ey Iraklılar, aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun. Resulullah Efendimiz'in en yakınındaki Hazreti Ali Efendimiz bunun bir hile olduğunu biliyor ve özellikle sünnete müracaat edilmesini, Kur'an'da hüküm bulunamadığında Peygamber Efendimiz'in Muaz bin Cebel'e söylediği gibi, neyle hükmedersin Muaz Yemen'e gittiğinde? Allah'ın kitabı Kur'an'la hükmederim. Onu da bulamazsan Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle hükmederim. Onu da bulamazsan kendi reyimle iştihat ederim, Kur'an'a ve sünnete muhalif olmayacak şeklinde. İşte aynı teklifi Hazreti Ali Efendimiz de, önce Kur'an'a bakalım, Allah'ın kitabı bizim aramızda elbette hakem olsun. Önce Kur'an'a bakalım, bulamadığımız zaman sünnete müracaat edelim. Peygamberimizin uygulamalarına bakalım ve bizim aramızdaki, ey Muaviye, aramızdaki bu sorunu bu hakemler bu şekilde çözsün. Kur'an'a, sünnete muhalif bir karar çıkmasın şeklindeki ısrarı ve neticede olan Sıfır Savaşı'nın neticesi bu şekilde. Bir tarafta Suriye, Muaviye diye bölünüyor İslam orduları, bir tarafta da bu güzel Hazreti Ali Efendimiz'in halifeliği şeklinde ikiye bölünüyor. İkinci iç savaş bu ve tabiri caizse ikiye bölünüyor. İslam tarih kaynaklarında biz bu okuyoruz. Acı bir olay bu. Evet. Bu olay 600-700'lü yıllarda olan bir olay. Hızlı saralım hocam. Getirelim Osmanlı'nın yıkılışıyla dağılan İslam coğrafyasına. Ne gariptir ki, Allah'ın takdiridir. Bunu akademisyenlerimiz yazdıkları makalelerde ifade ediyorlar. Bize Kur'an yeter, biz Kur'an ehliyiz diyenler yine Irak'tan çıkıyorlar. Mısır'dan çıkıyorlar, Hindistan'dan çıkıyorlar. Ehli Kur'an, ehli yun diye gazeteleri var, dergileri var, cemiyetleri var. Çalışmalarına başlıyorlar. Tabii Osmanlı'nın dağılmasıyla birlikte, yıkılması, büyük bir imparatorluğun yıkılmasıyla birlikte Müslümanların işgal edilmesi için dinlerinin tahrif edilmesi gerekiyor. Ve 400-500 yıla yakın şarkiyatçılar dediğimiz, oryantalistler dediğimiz, aslen Hristiyan olan, aslen Yahudi olan ama İslami ilimlerde söz sahibi olup kitaplar, eserler veren bu insanlar her bir İslam ülkesine dağılarak geleneklerimizden, dilimizden, örfümüze kadar ve bizim yumuşak tartışmalı konularımıza kadar hakim olarak, işte bize Kur'an yeter biz dediğimizde bunun üzerine makaleler, çalışmalar yapıyorlar. Ilımlı İslam, Muhammedsiz İslam gibi projelerle İslam ülkelerinin çok çabuk işgal edilebilmesinin, birbirine düşman olabilmesinin, Kur'an'la sünneti çatıştırarak, haşa, Allah'ın peygamberi la ilahe illallah diyoruz, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammedur Resulullah demezsek imanımız kabul değil. Evet. Adeta insanları birbiriyle Kur'an ve sünnet çatışıyormuşçasına, sanki birbirine alternatifmiş gibi, sanki Kur'an ve sünnet arasında bir sorun varmış gibi, bize Kur'an yeter diyenler, biz peygamberimizi kabul etmiyoruz, peygamberi Muhammed'i kabul etmiyoruz diyemiyorlar, demeye getiriyorlar. Böyle bir çatışma, böyle bir özgüvensizlik de İslam ülkesinin, İslam ülkelerinin birliğini, beraberliğini dağıtacaktır. Tarihteki yaşadığımız acıları biz tekrar yaşayacağız. Allah korusun, ama elhamdülillah Anadolu coğrafyası, Türkiye'miz, Türkiye'mizin ilahiyatını ben bu anlamda çok önemsiyorum. Türkiye'mizin birliğini, beraberliğini bu anlamda ben çok önemsiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilahiyat fakültelerimiz, İslam ilimler başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere, Türkiye aslında dünyaya, bütün dünya İslam ilahiyatında da örnektir. Birliğiyle, beraberliğiyle, Ümmet-i Muhammediye yön çizmesiyle bizim iç savaşa götürecek, birbirimizin kanını akıtacak, birbirimizin, Allah korusun,
FETÖ gibi, Şevap örgütü gibi haricilerin, modern hariciyenin İslam ümmetini bölmesine elhamdülillah Türkiye müsaade etmiyor. Elhamdülillah. Böyle önemli bir konuyu, sıradan bir konu gibi geliyor bize. Halbuki bizim Anadolu Müslümanları, bizim Müslümanlarımız, bizim Suriye'deki, Irak'taki kardeşlerimiz de, birçok kardeşimiz de bu konuda hemfikirdir. Kim Kur'an ve sünnetin, kimse Kur'an ve sünnetin birbirine muarız olduğunu düşünmez. Kur'an'ı bize getiren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ettiğimiz için Kur'an'ı kabul ediyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i devre dışına düşürsek, itibarsızlaştırsak, haşa postacı muamelesi yapsak, haşa hiçbir bütün yetkilerini, bütün yetkisini elinden alsak, haşa böyle bir şeyimiz yok. Bir süre sonra, bir adım sonra da Kur'an'ı da bir kenara koydurtmaya başlayacaklar. Ama çok teknik bir mesele bu ve teknik oynuyorlar. Ve yurt içinde ve yurt dışında da bu oyuncular, kalemşörler, fikirşörler bu konuda çok teknik konuşuyor. İlk etapta anlayamıyorsunuz niyetini insanlar konuşurken ya da ilk etapta sözün nereye varacak, bu kitabın sonu nasıl bitecek, tamamını okumanız gerekiyor. Çok dikkatle incelemeniz gerekiyor. Bu konuda çok hassas olmamız gerekiyor. Hocam önemli bir konu. Allah razı olsun hocam. Ve de yani güncel bir konu değil. Ta ki ilk dört halifemizden olan Hazreti Ali Efendimiz'den itibaren de süre gelen sadece figüranların değiştiği bir güncel maalesef, bir mesele maalesef. Ama başaramayacaklar hocam. Kesinlikle. Başaramayacaklar. Allah'ın izniyle. Allah razı olsun hocam. Peki kıymetli hocam. Yani Kur'an ve sünnetin ayrımı söz konusu olamaz dedik. Kur'an ve sünnet bir bütündür. Birlikte işlenmeli, birlikte ele alınmalı dedik. Peki sünneti seniyyenin, tabi sahih sünnetin diyeyim, teşriideki yani bizim İslam hukukunda İslam'ın 5 temel esasının, dayanağının içerisindeki yeri nedir? Bir de buraya değinmek isterim. Allah razı olsun. Şimdi Kur'an bizim kitabımız, Allah'ın kitabı Kur'an bizim edille-i şeriyede İslam hukukunun kaynaklarında buyurduğunuz gibi 5 temel esasında İslam'ın hukukunun kaynaklarında kitap, sünnet, icma, kıyas diye biz küçüklüğümüzden beri ezberletiriz yani evet. Hocam kitap, sünnet, icma, kıyas. İlahiyat fakültelerinde bunun biraz daha 8'e 9'a çıkarırız edille-i şeriyeyi İslam hukukunun kaynaklarını. Kitaptan kasıt Allah'ın kitabı Kur'an ve birçok ulemamıza göre de Peygamberimizin sahih sünnetidir. Sünnetten kasıt da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söz, fiil ve takrirleridir. Söylediği sözlerdir, yapmış olduğu işlerdir ve yapmış olduğu sessiz kalıp da onayladığı takrir dediğimiz, adaletsizliğe sessiz kalması mümkün değil, takrirleridir. Söz, fiil ve takrirleridir. Biz buna sünnet-i seniye, sahih sünnet diyoruz. Sizin de özellikle dikkat çektiğiniz gibi. Peki Muaz bin Cebel örneğinde verdik. Biz bugün katılım bankalarını, Peygamberimiz zamanında katılım bankaları yok. Peygamberimiz zamanında sigorta yok. Peygamberimiz zamanında organ nakli bugünkü anlamda yok. Peygamberimiz zamanında bugünkü anlamda bizim birçok çağdaş günümüzdeki problemlerimizin olduğu gibi bu verdiğim örnekler üzerinden nasıl çözeceğiz? İşte ülemamız kendi çağlarında, her çağında gelenekten aldığı güçle çağına ışık tutan, hatta geleceğine ışık tutan bir usul, fıkıh usulü geliştiriyorlar. Tefsir usulü geliştiriyorlar. Hadis usulü geliştiriyorlar. Usulsüz, metodolojisiz, yöntemsiz bir iş yapmıyor bizim ülemamız. Ve özellikle edille-i şeriyede sünnetin yeri, sünnet dediğimiz çocuklarımızı sünnet ettirmeyi bilir hep vatandaşlarımız. Evet, çocuklarımızı sünnet ettirmek de bir sünnettir. Evet. Kur'an'da açıp bulamazsınız belki. Ama bunu biz Peygamberimizden öğreniyoruz. Dolayısıyla Kur'an, sünnet, icma, kıyas dediğimizde dini bir konuda biz hüküm verecekken kendi kafamıza göre konuşamayız. Önce Kur'an'a bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bismillah. Akimus salate ve atu zekate. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Peki yeni Müslüman olmuş bir insan nasıl kılacak bu namazı? Kaç rekat kılacak? Hangi vakitlerde kılacak? Namazı bozan şeyler nedir? Bozmayan şeyler nedir? Namazdan önce abdesti nasıl alması gerekiyor?
Zekatı hangi mallardan zekat vermesi gerekiyor? Ne kadar vermesi gerekiyor? Ne kadar zamanda vermesi gerekiyor? Efendim altının zekatı nedir? Gümüşün zekatı nedir? Niçin vermesi gerekiyor? Niçin bu 40 koyunda bir tane veriliyor? Neden 30 değil? Bunların hepsi tamamen sünnetle, peygamberimizin düzenlemesiyle, detaylarını peygamberimizin detaylandırmasıyla ve örnek hayatında bizzat göstermesiyle yapılan şeylerdir. Ahkama dair bu konularda önce biz Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Bulamadığımız zaman sünnet-i seniyeye, sahih sünnete bakarız. Peygamberimizin ne demiş, sözü, fiili, takriri, bu konuda ne olmuş. Yine namaz kılınız. Peygamberimiz bizzat sallallahu aleyhi ve sellem kendisi söylüyor. Sallu kemâ râitumûni usalli. Bana bakın, benim kıldığım gibi namazı kılın. Şimdi ben kendi kafamdan bir namaz formatı uydurmaya kalktığımda elhamdülillah ümmet bunun bir fitne olduğunu bilir. Millet, bu ümmet öyle gözleri kapalı koyun gibi birbirlerinin arkasından atlayan değil. Elhamdülillah 1500 yıldır çok sağlam dini, İslami dini, ilmi kaynaklarımız var. Yeter ki biz bunları işleyebilelim. Dolayısıyla edille-i şer'iye içerisinde İslam hukukun kaynaklarını da Kur'an'dan sonra sünnet ikinci yerdedir, önemlidir. Allah razı olsun hocam. Sünnetin yerini de konuştuktan sonra kitap, sünnet dedik, arka arkaya geliyor. Bu Kur'an, sünnet bütünlüğüyle alakalı neler söylemek istersiniz? Evet, kıymetli hocam, Kur'an ve sünnet. Kur'an'ı önce bir basitçe bir tarifini yapacak olursak, basit değildir, temel tariftir. Bu Allah-u Teala'nın vahiy ilahisidir. Cebrail vasıtasıyla Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıl boyunca peyderpey nazil olmuş, musaflarda yazılı, yazıya geçirilmiş, hafızlar tarafından ezberlenmiş, tilavetiyle taabbüt olunan Arapça lafzıyla Resulullah Efendimiz'e nazil olmuş bir Allah kelamıdır. Allah'ın kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Sünnet de yine çocuklarımızın sünnet olmasından aklımızda kalsın. Peygamberimizin söz, fiil ve takrirleridir. Yani bu namaz nasıl kılınacak, bu oruç nasıl tutulacak, haccı benden alın diyor mesela. Bana bakarak gerçekten hacca giden kardeşlerimiz bilir. Allah nasip etsin, tekrar gidemeyenlere umre nasip etsin, tekrar nasip etsin. Ömrümde bir defa gitmek gerekiyor. Giden kardeşlerimiz çok, o kadar detay var ki. Bütün bu detayları tek bir Kur'an-ı Kerim'in içinde, tek bir Kur'an-ı Kerim yaklaşık 600-650 sayfada toplamanız mümkün değil hocam. Siz de işin içindesiniz. Kesinlikle. Ciltler dolusu kitaplar yazılmış haccın detaylarıyla alakalı. Dolayısıyla bizim peygamberimizden bakmamız, detaylarını peygamberimizden öğrenmemiz gerekiyor. Aklı selimdir insan. Sokaktaki vatandaşımız bunu böyle kabul eder. Tabii ki der. Yani peygambersiz Kur'an olmaz. Peygambersiz İslam olmaz. Peygamber bize Kur'an'ı getirdi. Peygamber bize İslam'ı getirdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize bunları getirdi. Detaylarını da ondan öğrenmemiz gerekiyor. Amca dediğimiz zaman halkımız bunu yadırgamıyor. Elbette de diyor. Onun abdest aldığı gibi, onun namaz kıldığı gibi ben kılacağım. O ne demiş, o çok önemli diyor. Burada bütün olarak Kur'an ve sünnetin bütün olarak bizim algılamamız gerekiyor. Bir de halk tabanında böyle algılandığı gibi akademide de peygamberimizin sünnetiyle Kur'an'ın bütünlüğünü parçalamadan düşünmemiz gerekiyor. Elbette hadis ilminin kendine has sorunları var. Olacak, sorunun olduğu yerde ilim olur. İlmin olduğu yerde sorun olur. İlim soru çözmek için ve sorun çözmek için ve soru sormak için vardır. Hadis ilmi Resulullah Efendimizin sözleri ve ayeti kerimeler malum haliniz yazılıyordu. Ve bunların ayrı ayrı yazılması için peygamberimiz tedbirler de aldı. Kur'an'ın ayetleriyle hadisin ayrı ayrı yazılması, başlangıçta yasakladı karışmaması için, daha sonra bunların ayrı ayrı yazılmasını emretti. Ve bugün yaklaşık Kütüb-ü Sitte'de, Kütüb-ü Tis'a'da dediğimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel'in Sünen'den tutun da daha birçok sahih külliyatımızda hadisçilerimiz bir adamdan söz duyduklarında bunu araştırıyorlar. Peygamber şöyle söyledi, hemen inanmıyorlar. Ne yapıyorlar? Kimden duydun? Bir isnat zinciri çıkıyor karşınıza. Kemal hocamdan duydum. O kim? Onun hocası kim?
Hasan hocam. Onun hocası kim? Şaban hocam. Onun hocası, onun hocası, onun hocası, onun hocası, onun hocası. Bizim hadis kitaplarımızda bütün ravilerin otobiyografisi, hocaları, öğrencileri yazılıdır. Ve yetmez, bu ravilerin kritik ederler. Tan sebepleri vardır. Adalet ve zapt yönünden tan sebeplerine vururlar. Adalet yönünden güvenilir olacak. Zapt yönünden hafızası güçlü olacak. Ya cemaatle namaz kılmaya gitmeyen bir adamın bile ne hadis almayan hadisçilerimiz var. Yani o derece zühdüne, takvasına, hafızasına, sadakatine güvenerekten bir rivayet zinciri oluşturuyorlar. İsnadı muttasıl olacak. Şaz ve illetten hali olacak bir sahih hadis için. Şart bunlar. Hadisler arasında da rütbeleri var. Rivayetler arasında da rütbeleri var. Sahih hadis var. Hasen hadis var. Bir derece aşağısı hasen hadistir. Uydurma hadisler de uydurmuş. Adam hadis uydurmuş. Peygamber Efendimiz dini istismar etmeye kalkıyor. Bugün FETÖ en büyük istismar hareketidir. Bugün DAEŞ en büyük istismar hareketidir. Kesinlikle. Bunları da uydurduklarını da müdeven haline getiren mevzuat dediğimiz hadis kitaplarımız var. Yani o kadar güzel çalışmışlar ki. Sahih hadisler bunlar, hasen hadisler bunlar, zayıf hadisler bunlar. Uydurulmuş hadisler de bunlar diye ciltler dolusu kitaplar var. Ve bizim hadisçilerimiz bir sarraf gibi işlemişler bunları. Ey Muhammed ümmeti rahat olun. Uydurulmuşlar bunlar, uydurulmamışlar bunlar. Dereceleri var, aralarında dereceleri var. Ve bize o kadar güzel bir malzeme sunuyorlar ki biz artık bir meseleye bakacağımızda hele hele teknolojinin verdiği imkanlarla da şimdi dijital ortamda bir meseleye bakacağımızda hala bir hoca olarak bir vaaz yapacağımızda, bir televizyon konuşması yapacağımızda neye bakarız hocam? Önce Kur'an'a bakarız. Sonra hadis-i şeriflere bakarız. Sonra icma var mı, kıyas var mı, bu konuyla alakalı yazılmış bütün eserleri taradıktan sonra bir şeyler söylemek için vatandaşımızın huzuruna çıkarız. Dolayısıyla 1500 yıldır bir hassasiyet bu. 1500 yıl ve kıyamete kadar sürecek olan Kur'an sünnet bütünlüğünü yine hadis meselesi içerisinde Kur'an'a mugayyir, Kur'an'a arzı meselesi var. Kur'an'a mugayyir bir rivayet hadis olarak muhaddislerimiz tarafından değerlendirilmez. Önce Kur'an'a bir götürülür. Kur'an'a bir arz edilir. Kur'an'ın süzgecinden bir geçer. Delaleti kat'i, sübutu kat'i bir şekilde, açık, net bir şekilde mugayyir olamaz yani. Olduğunda da tercihe gidilir. Ve denilir. Bu hadis değildir. Bu bir rivayettir. Diyerekten bu tercihe gidilir. Yine vaktimizde hadis ve Kur'an ilminde de hakikat ve mecaz dilin hakiki anlamda mı kullanıldı? Mecaz anlamda mı kullanıldı? Bunun tayin edilmesi gerekiyor. Velev ki bir çatışma olacağında da kadim ulemamız ve çağdaş ulemamız, muhaddis ulemamız ve fakihlerimiz zaten bir çatışma olacağında da Kur'an ve sünnet arasında bir çatışma olamaz derler, tercihe giderler. Kur'an'ı arz edip Kur'an'ın onayını aldıktan sonra o rivayetin hadis olup olmadığına yeri geldiğinde karar verebiliyorlar. Bir de hocam Resulullah Efendimiz'in lakat teşri yetkisi var. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'de eşek etinin helal olduğu yazmaz. Eşek mi yiyeceğiz hocam? Yemiyoruz. Yemiyoruz. Neden? Allah razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı için. Bugün kartal mı yiyeceğiz? Bugün daha birçok detay konu var. Yani Resulullah Efendimiz'in Kur'an Allah'ın Resulü olarak teşri yetkisi var. Kur'an'ı tefsir yetkisi var. Tebyin yetkisi var. Açıklaması, uygulaması, göstermesi olmayan bir şeyde de Allah'ın izni ve inayetiyle kontrolü altında teşri yetkisi var. Bugün biz Mersinliyiz. Balığı seviyoruz. Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifi iki murdar helal edildi benim ümmetime. Biri denizde denizin balığı öldürüyoruz. Boğazından kesip kan akıtmıyoruz kurban evet. Kestiğimiz gibi. Denizden çıkan balık helal. Öbürü işte iki kan diyor mesela. Helal edildi. Nedir o? Buna benzer bir sözü var. Dalak ve ciğer yiyoruz. Neden? Kur'an'da dalak ve ciğer yiyeceğimize dair bir emare yok. Peygamberimiz bunu bize açıklıyor. Peygamberimiz bunu belirtiyor. Haç olayı da başta olmak üzere daha ninenin mesela ninenin varis olması torunu vefat ediyor
geride ninesi kalmışsa Kur'an-ı Kerim onu varisçi olarak görmüyor. Mala varisçi olarak görmüyor ama ninenin varis olabilmesi bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu belirliyor, teşri ediyor. Dedenin varis olabilmesini, ninenin varis olabilmesini Resulullah Efendimizin hadis-i şerifleriyle bu teşri imkanına kavuşuyor. Kaldı ki Muaz bin Cebel'e söylediği gibi artık hadislerde de bulamadığımız zaman ulemanın ne yapması gerekiyor hocam? Kur'an'a, sünnete aykırı olmamak şartıyla Kur'an, sünnet, icma diyoruz, içtihat etmesi gerekiyor. Bugün sigortalar konusunda da az önce konumuzun başında girdiğimiz birçok yeni çağdaş konularda Kur'an, sünnet, icma, kıyas sırasıyla içtihat etmesi, meselelere çözüm getirmesi gerekiyor. Meseleleri çözmesi gerekiyor. Ve bunu da yaparken bir usul dahilinde önce Kur'an'a, sonra sünnet-i seniyeye, sahih sünnet-i seniyeye, daha sonra icmaya, daha sonra kıyasa ve daha sonra bütün edile-i şer'iye delillerini kullanarak aklı selimle hükmetmesi ve sorunlarımızı bizim çözmemiz gerekiyor. Hele hele Kur'an ve sünnet üzerinden bir çatışma, Allah korusun, tarihteki acı savaşlarımızı, acı kanlarımızı tekrar döktürtmesin bize. Bu konuda çok uyanık olmamız gerekiyor. Evet, Kur'an Allah'ın kitabıdır. Peygamberimiz bunu bize tebliğ etmiştir. Allah'ın kitabına ve Peygamberimizin sünnetine ittiba ederiz. Alevi-Şii çatışması üzerinden ya da Alevi-Sünni çatışması üzerinden ya da Sünni-Şii çatışması üzerinden İslam ülkelerini bölemeyecekler hocam, başaramayacaklar. İnşallah. İnşallah hocam, Allah razı olsun. Kıymetli hocam, hani bunu insanoğlunu küçümsemek veya kendimizi kötülemek adına söylemiyorum ama bugün biz tek bir tane düğmesi olan açılıp kapattığımız buzdolabını bile alırken kullanım kılavuzu istiyoruz. Aynen. Yetkili servis saatlerce geliyor, aynen, kuruyor, aynen, anlatıyor, ediyor. Yani o kadar basit bir şeyi bile insanoğlu birinden tarif dinlemeye ihtiyaç duyuyorsa, bir yerden açıp tarifini okumaya ihtiyaç duyuyorsa, yani Kur'an-ı Kerim gibi evrensel dini bir kitabı da, yani kimse kusura bakmasın, açıklayıcısı olmadan, çok güzel, uygulayarak göstericisi olmadan, aynen, anlamamız, anlatmamız, hayatımıza uygulamamız mümkün değildir diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, bu bağlamda bütün bunları konuştuktan sonra bunu biz kamuoyuna nasıl anlatacağız? Allah razı olsun. Kamuoyuna bunu nasıl tarif edeceğiz? Bu anlamda neler yapabiliriz? Bu Kur'an ve sünnetin bütün olduğunu anlatma hususunda neler yapmamız? Fil dişi kulelerde oturmayacağız hocam. Halkın içine gireceğiz, milletin içinde olacağız. Milletle temasımızı, milletle alakamızı, ilgimizi kesmeyeceğiz. Fil dişi kulelerden kastım, elbette bu işin bu mutfağı olacak. Üniversitelerimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımız, sadece Türkiye değil, bütün ümmeti Muhammediye'nin kurum ve kuruluşları irtibat halinde çalışacak. Yemeği mutfakta pişirdikten sonra bunu, garsonluğunu yapmayı iyi öğrenmemiz gerekiyor. O kadar güzel yemekler yapıyoruz ki ama sunamıyoruz hocam. O kadar güzel doyurucu yemekler, o kadar kaliteli yemekler yapıyoruz. İslami ilimlerde o kadar güzel imzalarımız var. Birçok meseleye ışık tutmaya çalışıyoruz. Gayret dağınıklığı var. Herkes aynı konuyu çalışıyor. Herkes biraz çoğu zaman bir çözüme gitse de benim ondan haberim yok, onun benden haberim yok. İslam ümmetinin, İslam ilahiyatında bir birlikteliğe ve iletişim diline, kelimun nasi ala kudurihim, Peygamberimizin hadis-i şerifinde olduğu gibi, insanların seviyesine göre, psikolojisine göre, sosyolojisine göre, kendi diline göre, Alman'a Almanca, İngilizce, İngiliz kültüründe benim İslam'ı anlatabilmem gerekiyor. Alman kültüründe benim İslam'ı anlatabilmem gerekiyor. Alman dilinde benim İslam'ı anlatabilmem gerekiyor. Rus dilinde benim İslam'ı anlatabilmem, Rus geleneğine göre benim İslam'ı Rus insanına benimsetebilmem, en azından tanıtabilmem gerekiyor. Bu anlamda bizim Kur'an ve sünnet bütünlüğünü anlatırken kime anlatacağımızı, muhatabımızın kim olduğunu, hangi enstrümanları kullanacağımızı çok iyi seçmemiz gerekiyor. Çizgi filmlerimizden hiç yabana atmıyorum. Sosyal medyamıza kadar, ulusal medyamızdan yerel medyamıza kadar bilinçli, planlı, disiplinli projeyle elinde yapılmış hazır olmamız gerekiyor. Konumuza hazır olmamız gerekiyor. İnsanımızın kafasını karıştıracak, insanımızı fitneye, insanımızın kafasını karıştıracak, boşluğa düşürecek. Özellikle itikat konusunda, özellikle siyer, itikat, İslami ilimlerde. İslam, Kur'an ve sünnet bizim canımız.
Yani Kur'an ve sünnete bir söz söyletmeyiz. Allah'a ve Resulüne bir söz söyletmeyiz. Allah'a ve Resulüne biz tabiri caizse hele hele bizim milletimiz yani bir kötü söz söyleyemezsiniz. Bu kadar seven, çocuğuna Mehmet ismini koyan, peygamber ocağı diyen, kendi ordusuna peygamber ocağı diyen, askerine Mehmetçik, Muhammedçik diyen, Mehmetçik diyen bu millet bunun farkında. Biz bu millete hizmet etmede eksiklerimiz var. Bu millete bizim bunu anlayacağı dilde ve bütün dünya insanlığına anlayacağı dilde anlatmamız gerekiyor. Tabii ki mutfak çalışmamızın yani akademik çalışmalarımızın ilahiyat fakültelerimizde ve bütün dünya genelinde akademik çalışmalarımızda da bir olgunluğa, bir kemalata, sorun çözücü, hızlı, birbirinden haberdar olan ve aynaya baktığında Müslümanların şöyle dışarıdan bakıldığında evet bu Müslümanlar kan akıtmıyor, bu Müslümanlar terörist değil, bu Müslümanlar kesinlikle haram yemiyorlar, rüşvet yemiyorlar, yalan söylemiyorlar, bu Müslümanlar az kazanıyorlar ama namuslu kazanıyorlar, bu Müslümanlar söz verdikleri zaman kesinlikle düşmanına bilene söz verse peygamberleri gibi sözlerinde duruyorlar ve bu Müslümanların kafasında Kur'an ve sünnet diye bir çatışma yok. Kur'an bize yeter, sünnet bize yetmez diye bir düşünce asla yok. Kur'an'da, sünnette bizim canımızdır, cananımızdır, devlet ve millet gibidir, etle tırnak gibidir. Biz peygamberimize de, Rabbimize olan Allah'ın kitabına da asla söz söyletmeyiz. Sizin ne dediğinizi biz biliyoruz, nereye varacağınızı biliyoruz, bizi bölemezsiniz diye milletimizin içinden gelerek milletimizden kopmamamız ve milletimize bunu izah etmemiz gerekiyor. Her türlü enstrümanı da meşru ölçülerde kullanmamız gerekiyor. Elhamdülillah tarihten getirdiğimiz büyük bir hazine içindeyiz hocam. Büyük bir hazine içindeyiz. Yeter ki biz bu hazinenin farkına varalım. Biraz tembeliz. Çok çalışmamız gerekiyor. Kendi adıma söylüyorum. Kesinlikle hocam. Allah razı olsun. Haklısınız. Kıymetli hocam yaklaşık bir 10 dakikamız var. Konuyla alakalı, bütünüyle alakalı söylemek istediğiniz cümleleriniz varsa alabiliriz. Hay hay. Resulullah Efendimiz bizim Kur'an ayetlerinde de bize şöyle anlatılır. Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Resulü sizin için bir üsve-i hasenedir, örnektir diyor. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ Peki kim için? Allah'ı ve وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Ahiret gününü umanlar için. Evet bizim böyle bir hesabımız var hocam. Biz Allah'ın bizden razı olmasını istiyoruz. Ahiret gününde de bize hesap soracağına inanıyoruz. Sadece İsa'ya inandığımız için, sadece Yahudi kanını taşıdığımız için direkt cennete gireceğimizi düşünmüyoruz. Müslüman olarak bize de, peygamberimize de soracağını, hesaba çekeceğini, İsa'ya da, Musa'ya da, Yahudi'ye de, Hristiyan'a da, ateiste de, deiste de, Allah herkese soracağına inanıyoruz. Ve şimdi de biz buna kendimizi hazırlamaya gayret ediyoruz. Kime bakacağız? Tabii peygamberimize bakacağız. O bizim için üsve-i hasene. Kur'an bunu kendisi söylüyor zaten. Üsve-i hasene. Efendim yaparsam olur, yapmazsam olmaz, sünnettir, çok önemi yok diyemeyiz. Peygamberimizin karşısında geçip böyle bir şey söyleyebilir mi? Hangi Müslüman böyle bir şey söyler? Hangi Şii Müslüman, hangi Sünni Müslüman, hangi Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi çıkıp peygamberimizin karşısına haşa ben yaparsam da olur, yapmazsam da olur böyle bir şey söyleyebilir mi? Mümkün değil. Onun için peygamberimiz bizim için üsve-i hasenedir diyor Kur'an ayetlerinde. Yine ayet-i kerimede Bismillah ya eyyühellezine amenu etiullah ve etiur rasul. Allah'a itaat edin. Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya da itaat edin. Cenab-ı Hak kendine itaatten sonra peygambere itaati. Yani önce Kur'an'a bakacağız sonra da peygamberimize bakacağız. Açıkça ayette var zaten. Ve ülül emri minküm yetmiyor zaten. Allah'a Resulüne itaat ettikten sonra bizden olan emir sahiplerine de yöneticilerimize de itaat etmememiz gerekiyor. Dağılmamamız gerekiyor. Fe in tenazatun fi şeyin. Bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz demek ki düşeceğiz. Gayet normal yani hayatta bir anlaşmazlığa düşeceğiz. Düştüğümüzde ne yapacağız? Ferudu ilallahi ve rasul. Allah'a ve Resulüne götüreceğiz. Allah'ın nasıl götüreceğiz Cenab-ı Allah'a biz meselemizi? Allah'ın kitabı aramızda hakem olsun dediler mesela. Cenab-ı Hak peygamberimiz vefat etti. Biz Allah'tan vahiy alamayız. Bu sapıklıktır, biz Allah'tan vahiy alamayız. Peygamberimize bakacağız ki peygamberimiz de vefat etmiş. O zaman peygamberimizin sünnetine bakacağız. Ve Kur'an'a, Kitabullah'a bakacağız. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Ve in kuntum tu'minune Allah'a ve Resulüne, Kur'an'a baktık, sünnete baktık. Ve in kuntum tu'minune billahi, eğer Allah'a ve yevmil ahire, ahiret gününe inanıyorsanız, zelke hayrun ve ahsenu te'vile, bu bizim için daha hayırlı olacağını söylüyor. Ayrıca peygamberimize itaat konusu,
bizim peygamberimize bir itaatsizlik yaptığımızda, peygamberimizi anlayamadığımızda, peygamberimizi devre dışı bıraktığımızda, haşa. Kur'an, biz sadece Kur'an'la hükmederiz haricilerin dediği gibi ya da modern haricilerin dediği gibi böyle bir şey söylemeye kalktığımızda Resulullah Efendimiz'e çok ayıp ederiz. Allah korusun bizi bu küfre kadar götürür. Çünkü mantığın yolu, yani metafizik konuşmayalım, normal bir fizik önünde konuşalım. Yani sana gelen elçiyi sen tanımıyorsan getirdiğini de tanımazsın. Dolayısıyla bu bizi küfre kadar haşa Allah korusun götürür. Ya eyyühellezine amenu etiullah ve etiur rasulü ve ulul emri minkum. Zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Resulüne itaat etmemizi emrediyor. Men yuti'ir rasule fakat ata Allah. Kim Allah'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur diyor. Ayet diyor bunu. Ve men tevelle, kim de yüz çevirirse Resulullah'tan ve Allah'a itaatten yüz çevirirse fe ma arsalnake aleyhim hafize. Seni onlara bekçi olarak göndermedik. Yani onun hesabını ben göreceğim diyoruz. Yani sen de çok canını sıkma Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kul etiullah ve etiur rasul. Bunu çok tekrar ediyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an-ı Kerim ayetlerimizde çok var bu. Yine bir başka ayet. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni. Çok önemli. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun de ey Muhammed diyen peygamberimize Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim diyor zaten. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Tabi olmuyorsanız peygambere demek ki Allah'ı sevmiyorsunuz. Demek ki Allah'la aranızda bir iman sorunu var sizin. Demek ki Allah'ı reddetmek istiyorsunuz. Kitabı reddetmek istiyorsunuz da elçiyi önce aradan çıkartıp Muhammedsiz bir İslam projesiyle ılımlı, yutulabilir, Siyonistlere, Haçlılara çok kolay bir şekilde lokma olabilir, yeraltı, yerüstü zenginliklerinizi sömürtmek mi istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Bu Allah işin, korusun. İşin İstemiyoruz zaten. Yani oraya varır. Ve yağfir leküm zünübeküm. Allahu gafurun rahim. Allah sizin günahlarınızı affedecektir. Ne şartla? Peygamber'e tabi olmanız şartı. Allah affetsin. Etmez kardeşim. Sen peygamberine tabi olmasın, Allah seni affetmez. Peygamberine tabi olacaksın. Peygamberin kıldığı gibi namaz kılacaksın. Peygamberin yaptığı gibi babalık yapacaksın. Peygamberin ölçtüğü, tarttığı gibi ölçeceksin, tartacaksın. Peygamberin yönettiği gibi devlet yöneteceksin. Peygamberin yaptığı komutanlığı yapacaksın. Peygamberin yaptığı adaleti, merhameti, barışı, affetmeyi göstereceksin ki peygamberin anladığı gibi Kur'an'ı anlayacaksın ki ben sana Müslüman değilim. Değilse sen kimsin? Bir sürü türedi tip var. Sen nesin? Neye inanıyorsun? Ne yapıyorsun? Kusura bakma, ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey duymadım deme hakkımız var. Anamızdan babamızdan böyle görmedik deme hakkımız var. Çünkü anamız babamız bize elhamdülillah bir peygamber sevgisi verdi. Bazı şeyleri yanlış bildiğinde de baba anne sen yanlış biliyorsun, bak ayette böyle değil, hadiste böyle değil, ben ilahiyatta böyle okumadım dediğinde de annemiz babamız bize itiraz etmiyor. Tamam hoca sensin diyor. Yani onların bir sorunu yok. Sorun biraz projecilerde. Allah alet etmesin, alet olmasın. Bizim için de geçerli bu. Allah korusun makama, paraya. Allah korusun kendimizi kaptırabiliriz. Allah'a ve Resulüne ihanet, vatana ihanet. Hiçbir zaman bu ümmetin ferdine, bu milletin ferdine Cenab-ı Hak böyle bir ihaneti Allah korusun hiç nasip etmesin. Bizi şeytanınla baş başa bırakmasın. Nefsimizle Cenab-ı Hak baş başa bir an bile ne olsun bırakmasın. Allah şımartmasın. Yani tehlikeli konular hocam bunlar. Evet hocam. Kesinlikle. Allah ve Resulüne söz söylenmez. Allah ve Resulü Allah'ın Resulüdür. Allah'ın elçisidir. Bizim gibi bir insandır, biz tapmıyoruz. Peygamberimize biz tapmıyoruz. İsevilerin İsa'ya taptığı gibi, Yahudilerin Musa'ya taptığı gibi, Üzeyr'in İbnullah dedikleri gibi, Allah'ın oğlu Üzeyr dedikleri gibi biz demiyoruz. Biz ne diyoruz? La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah. Onun elçisidir. Başka ne diyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ederim, ettim, ediyorum, ederim. Ve eşhedü enne Muhammed'in de abdühü, kuludur ve Resulühü, elçisidir. Bizim gibi kuldur ama Allah'ın elçisidir. O hevasından konuşmaz, rastgele konuşmaz. Ona konuşmuşsa vahiyle konuşmuştur. Zaten sahabe de soruyordu. Ya Resulullah, vahiy mi geldi böyle diye söylüyorsun? Hurma aşılama konusunda vahiy mi geldi? Yok, ben kendi fikrimi söyledim. Ya Resulullah, hurma bu vakitte aşılanmaz. O zaman biz siz dünya işlerini, bu tür dünya işleri, hurma aşılama gibi işler. Buradan bir sekülerlik çıkartmasın kimse. Evet. Hurma aşılama işlerini benden daha iyi bilirsiniz diyor. Sahabede böyle bir bilinç var. Peygamberimiz bir hüküm verdiğinde vahiy mi geldi ya Resulullah? Bedir'deki savaş nizamını neye göre dizeceğiz? Böyle dizeceğiz. Ya Resulullah, bu konuda vahiy mi geldi? Yok, vahiy gelmedi. O zaman ya Resulullah, kuyuların önünü kapatalım.
Düşman su içemesin, zayıf düşsün biz de düşmanı derdest edelim deyince Peygamberimiz istişareyle bunu kabul ediyor. Peygamberimiz çok akıllı bir insan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok akıllı, yürekli, cesaretli, ferasetli bir insan. Bizi ondan ayırmaya kalktığınızda biz biteriz. Kesinlikle. Buna kimse teşebbüs etmesin. Allah razı olsun. O Allah'ın Resulüdür ve Allah'ın kuludur. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Maalesef bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben kendi adıma bu haftaki konuğumuz Mersin İl Müftülüğü'nde görevli uzman vaizimiz Mustafa Kumru hocama, Mersin İl Müftülüğümüze ve yayında yapımda emeği geçen İçel TV ekibine teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.